Ocak 2006'da Londra trajik bir hikayeye ev sahipliği yaptı. Bir apartman dairesine giren icra memurları beklenmedik bir tabloyla karşılaştı. Gördükleri ne hayatlar varmış dedirtti. Joyce Vincent 19 Ekim 1965 doğumlu genç bir kadındı. Uzun zamandır kirasını ödemediği için ev sahibi Joyce'dan şikayetçiydi. En sonunda birikmiş borçlarını tahsil edebilmek için Joyce'u mahkemeye verdi. Joyce ise uzun zamandır ortalıklarda yoktu. Hatta onunla aynı apartmanda oturanların neredeyse yarısı onu hiç tanımıyorlardı. Tanıyanlarsa en son ne zaman gördüklerini bile unutmuşlardı. Ocak 2006'da icra memurları Joyce Vincent'ın dairesinin önüne geldiler. Posta kutusunda hiç görmedikleri kadar posta birikmişti. Dairenin içerisinden televizyon sesi geliyordu. Ama kapıyı açan kimse olmadı. Ekipler kapıyı dakikalarca çaldılar. Ardından iki kez kilitlenmiş olan kapıyı kırıp içeriye girdiler. Amaçları evden çıkmamak için numara yaptığını düşündükleri Joyce'u zorla evden çıkarmaktı. Ama içeriye girdiklerinde bambaşka bir senaryoyla karşılaştılar. Polisler içeriye girdiğinde Joyce'un uzun zamandır ölmüş olduğu anlaşıldı. Joyce inanması güç olsa da 2 sene önce ölmüştü. Televizyon hala açıktı. Yetkili isimler televizyonda BBC'nin açık olduğunu aktardılar. Evin içerisinde en dikkat çeken ayrıntı hediye torbasıydı. Joyce 2003'ün Noel gününde birilerine hediyeler almıştı. Bu hediyeleri kime aldığı hiçbir zaman bilinemedi. Belki de bu hediyeler kendisineydi. Joyce'un hikayesinde anlam verilemeyen birçok detay vardı. İlk olarak dairenin doğalgazı, elektriği ve suyu hala çalışır durumdaydı. Merak konusu olan diğer detay ise kokuydu. Komşular bu kokuyu 2 yıl boyunca nasıl alamamışlardı? Onlar bu durumu Joyce'un dairesinin yakındaki çöp konteynerine bağladılar. Gelen kokular hep konteynere yorduklarını, böyle bir durumdan hiç şüphe duymadıklarını anlattılar. Peki 2 yıldır açık olan BBC kanalının sesini de mi duymamışlardı? Onlara göre apartmanın çevresi hep alkolik, kafası güzel gençlerle doluydu. Geceleri bu yüzden televizyon sesi duymamaları normaldi. Gündüz de zaten her dairede televizyon açıktı. Joyce'un dairesi dışarıdan pek görünmüyordu. Camlar caddenin uzağında kalıyordu. Joyce Vincent'ın toplam 2400 sterlin borcu vardı. Ekipler onun hayatını araştırdıklarında çok daha sarsıcı gelişmelerle karşılaştılar. Öncelikle Joyce, yıllar önce kadın sığınma evine sığınmış, ardından çalışanlar onu bu evde bulmuşlardı. Kirasının yarısı devlet tarafından ödeniyordu. Aslında bu 2 yıllık dönemde birçok kez Joyce'la temasa geçmişlerdi. Ama bir sorun olmadığını düşündükleri için sıkı bir takip yapmamışlardı. Joyce'un su, elektrik ve doğalgaz faturaları da yardım kapsamındaydı. Bazı borçlar da zaten devlet tarafından borç affı yoluyla ertelenebiliyordu. İncelemeler sonunda Joyce'un astım hastası olduğu anlaşıldı. Joyce'un ölümünde hiçbir karanlık yer tespit edilemedi. Doğal bir ölüm olmuştu. Giriş kapısı 2 kez kilitlenmişti. Herhangi bir sızma tespit edilememişti. Evdeki eşyaların 2 senedir kullanılmadığı belliydi. Evin içerisinde Noel için hazırladığı kartlar, çektirdiği fotoğraflar, dolaptaki 2 yıllık yemekler ve lavabodaki bulaşıklar Joyce'tan geriye kalan bazı şeylerdi. İncelemeler devam ederken bir erkek arkadaşı olduğu bilgisi geldi. Fakat erkek arkadaşına ulaşılamadı. Bu bilgiyi alan kız kardeşleri onu bulmak için özel bir dedektif tuttuklarını, ancak bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladılar. Joyce Vincent'a gelen mektuplar arasında ailesinden gelen çok sayıda mektup vardı. Cevap alamayan aile, Joyce'un kendileriyle olan bağını tamamen kopardığını düşündü. Zaten birkaç yıl önce Joyce ailesiyle görüşmeyi bırakmıştı. Peki ama bunu neden yapmıştı? Ziyarete gelen bir kişi bile olmamış mıydı? Dostları Joyce'u sorunlarını anlatmaktan kaçan, sürekli bir yere yetişme telaşı içerisinde olan, birisiyle tartıştığında anında işten çıkan ve durmadan daire değiştiren garip bir kadın olduğunu anlattılar. Joyce'un 20 kişilik bir grupla düzenli bir biçimde seyahat ettiğini söyleyenler de oldu. İş yüzünden travmalar geçirdiğini söyleyenlerdi. Joyce, insanlara kendini pek açmayan birisiydi.
Bu durumun temel sebebi küçük yaşta maruz kaldığı şiddetti. Joyce trajik bir hayat sürmüştü. Hikayesi öğrenildikten sonra birçok film ve belgesel çekildi. Joyce, Afrika ve Hindistan kökenli bir aileye sahipti. Annesi Hintli Lyris, babası Afrikalı Lawrence'tı. 1965'te Hammersmith'te doğduğunda üzerine düşecek olan büyük sorumluluklardan habersizdi. Henüz 11 yaşındayken annesini kaybetti. 4 ablası vardı. Joyce'a annelik yapmak artık onların göreviydi. Babasıyla kötü bir ilişkisi vardı. 2001 yılında babası hayattayken insanlara babasının öldüğünü söylüyordu. Onu çoktan kafasında öldürmüştü. 16 yaşındayken okulu bıraktı ve sekreter olarak bir işe girdi. Ardından 97'de bir danışmanlık şirketinde iş buldu ve kısa bir dönem orada çalıştı. Bir sonraki durağı pansiyondu. Burada temizlikçilik yaptı. 2001 yılında kendi isteğiyle istifa etti. Patronu hiçbir sorun yaşamadıklarını, Joyce'un kafasını dinlemek için işi bıraktığını söyledi. 2001 yılında Joyce'un hayatında bilinmeyen gelişmeler olmuştu. Aynı yıl ailesinden de uzaklaştı. O dönemde bütün ailesine onları sildiğini, görüşmek istemediğini söylemişti. Ablalarından gelen çağrıların hiçbirisine yanıt vermedi. O dönemde erkek arkadaşıyla sorunlar yaşadığı düşünülüyor. Çünkü ablalarıyla arası gayet iyiken bir anda onları hayatından çıkarmıştı. Onu tanıyanlar geçmişinde aile içi şiddete maruz kaldığını anlattılar. Küçük yaşlardan beri psikolojik sorunlarla boğuştuğunu aktardılar. Ölü bulunduğu daireye Şubat 2003'te yani ölmeden 10 ay önce taşınmıştı. O dönemlerde hiçbir işte çalışmıyordu. Kasım 2003'te kan kusluğu için hastaneye gitmişti. Doktorlar peptik ülser tanısı koydukları Joyce'u bir dönem hastanede tedavi etmişlerdi. Ölüm sebebi belki de astım krizi değil ülserdi ya da ülseri astımı da tetiklemiş olabilir. (38) yaşındaki Joyce hayatı süresince hep çalışmıştı. Hiçbir yasaklı madde kaydı bulunamadı. Onu tanıyan insan sayısı oldukça azdı. Hikayesinden etkilenen belgesel yapımcısı Carol Morley, Joyce'un hayatını anlattığı bir belgesel yayımladı.